Sivas'ta geçtiğimiz yıllara kadar içme suyu ihtiyacının da karşılandığı 4 Eylül Barajı son yıllarda istenilen seviyede kar ve yağmur yağmayınca neredeyse kuruma noktasına geldi. Baraj suları çekilince sular altında kalan Kolluca köyünün eski mezarlığı gün yüzüne çıktı. Yıllardır su altında kalan mezarlardan geriye sadece kalıntıları kaldı. Su altında bulunduğu için köy mezarlığına yaklaşamayan köylüler yıllar sonra mezarlığın yeniden su yüzüne çıkmasıyla yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okudu. Adacıklarında oluştuğu baraj drone'la havadan görüntülendi. Dört Eylül Köyü Muhtarı Ali Pek, barajın artık son saatlerini yaşadığını ifade ederek baraj 2002'de tamamlanarak su tutmaya başladı. Geçen senelere kadar buradan kent merkezine su veriliyordu. Son dönemlerdeki kuraklık nedeniyle barajın suyu çekildi dedi. 2002'den sonra 2006'da da barajın yapımı tamamlandı, su tutmaya başladı. Evet abi, peki. Tabii bu su tutumu işte geçen senelere kadar şehre su verdi. Yani Sivas Belediyesi şehre su verdi. Son dönemlerdeki kuraklık nedeniyle bu barajın suyu çekildi. Çünkü çok yağış almadı. Yani bizim bu bölgede zaten barajın esas su toplama kaynağı da yağmur suyu ve kar sularıyla ilgili. Akan net bir deresi ya da akar bir suyu yoktur. Baraj artık son saatlerini yaşıyor yani. Şu andaki mevcut su çok az bir su. Yani şu anda mevcut 50 metre falan civarında bir düşüklüğü var suyun, barajdan seviye 50 metre falan var. Köy sakinleri ise geçmişte yaklaşamadıkları mezarlığa şimdilerde suların çekilmesiyle yaklaştıklarını belirtti. Bu mevsimde kar olması lazım. Bu mevsim eski hesaptan karakış derler. Karakışta eskiden 1 metre 2 metre kar olurdu bizim burada. Bu sene yağıştan dolayı, kuraklıktan dolayı kar da yağmadı, yağmur da pek fazla yağmadı. Nedeniyle baraj düştü. Mezarlık da çıktı. Bu mezarlık tamamen suyun içinde kalmıştı önce baraj dolduğu zaman. Şu anda bildiğiniz gibi mezarlıkta geziyoruz yani. Köylüler mezarlığın ortaya çıkmasıyla birlikte yakınlarına da dua ettiklerini ifade ettiler. Peki. Dua ettik tabii, mezarlıkta burada geçmişlerimiz yatıyor. Akrabamız, dedelerimiz falan yatıyor burada. Buradan geçmişken onların da ruhuna bir Fatiha okuduk, bağışladık. Allah kabul etsin inşallah. Su var iken buraya gelemediğimiz için yukarıdan okuyup bağışlıyorduk. O yine gidip yerini buluyordu.